Hadi gelin 2 bölü 4 ile 3 bölü 4 kesirlerini karşılaştıralım. Öncelikle bu kesirlerin ne anlama geldiğini bir düşünelim. 2 bölü 4, bir bütünü 4 eşit parçaya böldüğümüzü ve elimizde bu parçalardan 2 tane olduğunu anlatıyor. Bunun için bir pizza hayal edebilirsiniz. Mesela pizzayı 4 eşit parçaya bölmüşüz ve 2 parçasını yemişiz. 3 bölü 4 ise aynı bütünün, yani pizzanın yine 4'e bölündüğünü fakat bu sefer farklı olarak elimizde 3 parçanın bulunduğunu ifade ediyor. Peki bu tanımlama sayesinde hangi kesrin daha büyük olduğunu düşünebiliriz? Fakat yine de emin olmak için bu kesirleri bir kere de çizelim. 2 bölü 4 kesri için buraya çiziyorum. Bu yine belki bir pizza olabilir ve bunu 4 eşit parçaya böleceğiz. Çizdiğim çizgiler çok düzgün şekilde eşit olarak bölmese de parçaların 4 eşit parçayı temsil ettiğini varsayalım. Ve bu parçalardan 2 tanesi elimizde. Evet, bu 2 bölü 4'ün veya 4'te 2'nin gösterimi. 3 bölü 4'e geldiğimizde ise yine 4 eşit parça olacak. Fakat bu sefer 4 parçanın 3'ünü alıyoruz. 1, 2, 3 parça. İşte bu da 3 bölü 4'ün gösterimi. Evet, şimdi görsel olarak da bakabilir ve 3 bölü 4'ün gerçekten de daha büyük olduğunu, daha fazla yer kapladığını görebiliriz. Veya 2 bölü 4, 3 bölü 4'ten daha küçük de diyebiliriz. Hatırlarsanız bu sembol küçüktür işareti. Ağzının açık olduğu kısmın daha büyük olan sayıya bakması gerekiyor. Bizim örneğimizde bu açık kısım ikinci sayıya baktığı için ilk sayı yani 2 bölü 4 3 bölü 4'ten küçüktür diyeceğiz. 4'e bölünen bu bütünlerin ikisi de aynı büyüklükte. O yüzden 4'e bölünen parçalardan ikisi 3'ünden küçüktür. Şimdi bir başka örnek daha yapabiliriz. Fakat bu sefer çizim yapmadan önce yalnızca kesirlerin ne anlama geldiğini düşünmeye çalışalım. 5 bölü 8'e baktığımızda 8 eşit parçaya bölünmüş bir bütünden bahsedildiğini görüyoruz. 3 bölü 8 için de aynı. Yine 8 eşit parçalı bir bütünden bahsediliyor. 5 bölü 8 kesrinde bu parçalardan 5'i, 3 bölü 8'de ise 3'ü elimizde. Yani 2 bütün de 8'e bölünmüş ve bahsi geçen parçalar aynı büyüklükte. Şurası da bölü 8, şurası da bölü 8. Fakat burada 8'den 5 parça elimizdeyken şu kısımda 3'ü elimizde. O zaman parçaların boyu eşitse, 5 parça 3 parçadan büyüktür diyebiliriz. Yani 5 bölü 8, 3 bölü 8'den büyüktür. İşte işaretin ağzı açık, büyük olan kısmı büyük sayıya bakıyor. Fakat bu sefer büyük sayımız ilki, o yüzden büyüktür işaretini kullanıyoruz. 5 bölü 8 büyüktür 3 bölü 8.